Şimdi böyle bir tabloda Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, jandarma delil topluyor. Bu davada, evet yanlış duymadınız, delil topluyor. Kobani kumpas davasında delilleri oluşturanlar, hazırlayanlar o davada müdahil koltuğunda, ceza istiyor zaten. O delile niye güvenilsin? Kim güvenebilir o delile? Zaten taraf. Taraf olan bir kurum delil toplayamaz. Hukukta böyle bir şey yok. Diğeri Adalet Bakanlığı. En önemlisi, tabii ki delil toplama da çok önemli bir olgu. Adalet Bakanlığı bakanı bu davada müdahil. Adalet Bakanlığı'nın yetkileri burada. HSK'nin başkanı olarak. Ya Adalet Bakanı mahkemelerin fesini isteyebilir ya. Ötesi var mı? HSK'ye der ki bu mahkemenin görev yerini değiştir, talepte bulunabilir. HSK'nin başkanı, özlük işleri, sicil işleri, terfisi, her türlü işi Adalet Bakanlığı'nın elinde bu mahkeme heyetinin. Savcının amiri zaten. Yani Adalet Bakanlığı ile savcı arasındaki ilişkiyi sanırım anlatmama gerek yok.